Herkese merhaba, ben Cansu Canan Özgen. Bugün harika bir yerden, Lexus'un Dolmabahçe'deki showroom'undan karşınızdayım. Lexus'la şık sohbetlere hepiniz hoş geldiniz. Nedir şıklık? Zariflik, kalite, insanın kendine yakışanı giymesi. Yani Lexus'tur. Bugün yeni yılda birlikte Lexus'la şık sohbetlerde çok değerli bir konuğum var yanımda. Aynı zamanda kendisi ilk konuğum. Tarihçi, seyahat yazarı ve profesyonel rehber. Sizlerin de çok yakından tanıdığı ve sevdiği bir isim, sevgili Saffet Emre Tonguç. Hoş geldin Saffet. Nasılsın? Hoş bulduk Cansu. Çok teşekkür ederim. Seninle güzel bir sohbette olmak çok kıymetli benim için. Lexus zaten en sevdiğim markalardan biri. Böyle bir teklif gelince koşar adımlarla geldim buraya. Benim için de aynı şey geçerli. Zaten biraz sonra detaylandıracağız. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Neden olduğunu biraz sonra anlayacak bu yayını da izleyenler. Pandemi dönemindeyiz. Maalesef bir yıl olacak artık pandemiyle dünya vatandaşları olarak, dünya insanlığı olarak diyeyim mücadele ediyoruz ve birçok alışkanlığımız değişti. Bunlardan bir tanesi de seyahat alışkanlıklarımız. Pandemiden sonra ne gibi değişiklikler oldu? Bunu en iyi sen gözlemlemiş ve analiz etmişsindir. Cansu, ben pandemi öncesinde yılda yaklaşık 120 ile 150 arasında uçuş yapıyordum. Maşallah Saffet. Maşallah. 134 ülkeye gitmiş biri olarak hayatım elimde bir valizle dünyanın farklı ülkelerinde geçiyordu. Çünkü televizyon programı yapıyordum. Bir seyahat yazarı olarak zaten Türkiye'nin en büyük gazetelerinden birinde 16 yıldır yazı yazıyorum. Yazar olarak da seyahat ediyordum. Aynı zamanda turlar yapıyordum. Ve en son ben Mart başı gibi Amerika'ya gittim. Hı hı. Ardından hiç unutmuyorum tam 6 Mart'ta Slovenya'ya gittim. Bir Andrea Bocelli konseri için. Ve Slovenya'da Andrea Bocelli'yi dinleyeceğiz. İşte rehber gezdirirken anlatıyor işte İtalya'da çok kötü pandemi var. Okullar kapatıldı. Sınırın öbür tarafı ama o kadar inanılmaz geliyordu ki sanki bilim kurgu filminden bir sahne anlatıyorlar gibi. Ya da mesela gibi. Başka bir dünyada bir şeyler yaşanıyor ama o dünya bizim dünyamızda hiç böyle birleşmeyecek gibi hissediyorduk evet. O dönem belki. Ve karantinadan bahsediyorlardı, Kuzey İtalya'yı kapatacaklar falan diye. Allah Allah diyorduk. 11 Mart'ta ben olayın gerçek yüzünü gördüm. Türkiye'de de kapanma evet. Başlayınca. Tabii ki çok zor bir süreçten geçtik ve bütün seyahat alışkanlıklarımız değişti. Her şeyden önce seyahatlerimiz tamamen artık yurt içinde kaldı. Bunun çok güzel bir faydası oldu Cansu. İnsanlar kendi ülkelerini, yaşadıkları şehirleri keşfetmeye başladı. Onu söyleyecektim değil mi? Sen bir aslında profesyonel bir rehber olarak da onu çok yakından gözlemlemişsindir. Yani kendi güzelliklerimiz dururken daha farklı yerleri de keşfetme arayışındaydık ama şimdi içeriği daha fazla keşfetmeye çalışıyoruz değil mi? Gezmeye, öğrenmeye, görmeye. Kesinlikle öyle ve benim hep söylediğim bir laf vardır. Derim ki İstanbul'da yaşamayın, İstanbul'da yaşayın. İstanbul'da insanlar Topkapı Sarayı'na, Dolmabahçe'ye, ondan sonra Beylerbeyi Sarayı'na gitmezler. Ayasofya'yı, Sultanahmet'i görmemişlerdir. Ama 3 günlük bir Londra seyahatinde görmedikleri kilise, gitmedikleri saray kalmaz. Keşke öncelikleri 81 ilimize versek, ondan sonra yurt dışını keşfetmeye başlasak. Ama biz direkt yurt dışına meraklıydık. Fakat pandemi bütün dengeleri değiştirdiği için biz bir anda aman Allah'ım ne güzel bir ülkede yaşıyormuşuz'a döndük. Ve ben seyahat yasakları kaldırıldığında şehirler arasında 1 Haziran'da yollara düştüm. Ama alışkanlıklar değişti ya artık uçak yerine arabayla seyahat ediyorum. Evet. Bir de arabanın konforunu bir kez daha keşfettim bu vesileyle. Hele Lexus gibi iyi bir arabayla seyahat evet. ediyorsan arabayla olmak çok büyük bir keyif. O yüzden de yaz boyunca bütün seyahatlerimi arabayla yaptım. Bir de pandeminin bana şöyle bir faydası oldu Cansu. Ben toplamda 10 tane kitap yazdım. Çünkü öyle yoğun bir tempoda çalışıyordum ki sürekli koşturmaca, elde valiz dediğim gibi dünyanın farklı yerlerine gidiyordum. Birden evde oturunca ya ben ne yapacağım şimdi dedim ve ne zamandır yapmayı düşündüğüm projeler vardı. Onları hayata geçirdim. Bunlardan 4 tanesi İngilizce, bir tanesi Almanca, diğer 5'i de Türkçe olarak piyasaya çıktı. Harika, bu kitapları detaylandıralım. Üretkenliğini arttırmış senin o pandemi. O bu kadar hareketli bir insana tabii hadi sen evden çıkmayacaksın dediğinde evde de bir şeyler yapması lazımdı. Bir şekilde hareketli olması lazımdı. Sen bunu üretkenlik olarak geçirmişsin ama biraz önce dedin ya hani bu kısım çok önemli. İnsanların alışkanlıkları değişti ve insanlar artık hani kişisel olarak daha özel, daha güvenli
mesela yolculuklarda tercih etmeye başladılar. Arabadan örnek verdim. Ben de kendimi evimde gibi konforlu hissediyorum dedim. Biraz önce ben de deneyimledim. Hatta şöyle bir espri yaptım. Ben evden daha konforluyum dedim arabanın kesinlikle içinde. Çünkü gerçekten her ayrıntısını çok ince detaylarla özenilerek çalışılmış bir kültürü var. Zaten en önemli özelliklerinden bir tanesi benim hoşuma giden, sen de dedin ya ben Lexus'u çok seviyorum diye. Benim de sevme sebeplerimden bir tanesi bir kültürü, bir felsefesi olması ve omotenashi diye bir misafirperverlik Japon kültürünü alıyor ve işliyor. Sen bu kültür hakkında ne düşünüyorsun? Japonya'yı da defalarca görmüş bir insan olarak. Nasıl? Aynısını hissediyor musun burada? Kesinlikle. Orada gördüklerinle burada gördüklerin nasıl? Benzer mi? Hissediyorum. Omotenashi çok önemli bir felsefe Japonya'da. Türkçe'ye misafirperverlik olarak çevirebiliriz. Ve Japonya'da bunu çok net görüyorsun. Japonya'nın da Türkiye'deki yansıması Lexus adeta. Evet. Lexus'un ben satış ofislerine geldiğimde kendimi evde gibi hissediyorum. Hatta çünkü bakıyorum şu an çayım bitti mi, ben kendini eksik hissetme diye o misafirperverliği. Böyle çayını biraz sonra tazeleyerek ben de göstereceğim hemen showroom'dayız. Zaten bunu görünce aklıma direkt Japonya'daki çay seremonisi geldi. Ya ne kadar güzel. Turizmde her şeyden para kazanıyor diğer ülkedekiler. Bizim de Trabzon'da, Rize'de çok güzel çayımız var Karadeniz'de. Keşke biz de orada çay seremonileri yapıp bundan para kazansak. Bayağı bir para veriyorsun ve kimonolu bir kadın çayın nasıl içilmesi gerektiğini sana öğretiyor. Benim son doğru içiyor muyum? Sen gayet başarılısın. Hı. Hatta seremoniyi sana yaptırırsak inan otur satış rekorları kırar Cansu. Ve bu misafirperverlik çerçevesinde de Japonya gerçekten çok keyifli bir ülke. Muhakkak görülmesi gereken bir yer. Ben son ne zaman gittim biliyor musun Cansu? Ne zaman? Sakura zamanında. Ah çok Sakura iyi. Sakura ne? Japonların kiraz çiçekleri. Evet. Ve genellikle bunun dönemi Mart sonu Nisan başı gibi. Gittiğimizde bütün ülkede yüz binlerce sakura ağacı çiçek açmıştı. Hı-hı. İnanılmaz keyifli bir atmosferde bütün ülkeyi dolaştık. Başkent Tokyo'dan tut Osaka'sına kadar, Kyoto'suna, Hiroşima'ya kadar tüm yerleri gezdik. Hatta Fuji Dağı'nı bile sakuralar eşliğinde gördük. Her taraf sakuralarla doluydu. Çok doğru bir zaman dilimiydi. Ben çok aslında buradan şunu da anlatmak istiyorum. Benim bu dönemde yazdığım kitaplardan bir tanesi Butik Oteller Türkiye'ydi. Ve amacım insanlara şunu göstermekti. Herkes rahat bir arabada, Lexus gibi bir arabada seyahat etmek istiyor. Ama aynı zamanda sosyal mesafenin muhafaza edildiği izole yerlerde kalmak istiyor. Hı hı. Bu çerçevede neler ön plana çıktı biliyor musun? Neler? Butik Oteller. Aynen ve öyle. Ben de 1 Haziran'da yola çıkıp Butik Oteller kitabını yazdım ve 4 ay sonra geldiğimiz noktada kitap 17. baskısını yapıyor. 17. Harika. Baskı 10.000 olarak basılacak ve bir başka rekora daha imza attık Butik Oteller Türkiye ile. Bu kitap 90 tane farklı kapakla aynı dilde 4 ayda basılan ilk kitap oldu. Harika. Çünkü kitap çok başarılı olunca oteller kendi kapaklarıyla bu kitabı alıp misafirlerine hediye etmeye başladılar. İstemek istiyorum bu arada. Evet. Bu mesela bir otel için yaptığımız kapaklardan biri ve gerçekten çok keyifli adresler var. Böyle nokta atışı yapabilirsin Cansu. Hı hı. Herhangi bir sayfasını aç, gönül rahatlığıyla gidebilirsin. Ve ben 1 Haziran'da yola çıktığımda ilk gittiğim otel Jelly Otel oldu. Jelly diye yazılan bu otel. Ay, oraya ben biliyorsun çok gitmek istiyorum. Fakat orada çok hoş bir sürprizle karşılaştım. Çünkü Jelly Otel'le Lexus iki doğru marka. İkisi de lüksün temsilcisi. Evet. Çünkü lüks deyince benim aklıma Lexus geliyor. Bir işbirliğine gitmişler ve gittiğimde kapıda böyle çok şık iki tane Lexus vardı. Otel zaten inanılmaz. 1.800.000 metrekarelik bir bağın içinde. Wow. 21 odadan oluşan bir tesis. 36 tane sanat eseri ki çok önemli sanatçılara ait. Hem otelin içinde hem bahçede seni karşılıyor. Bir yandan Lexus karşılıyor, bir yandan sanat eserleri karşılıyor. Zaten Lexus'un araçları da sanat eserleri gibi. Böyle kendini bir müzede dolaşır gibi hissediyorsun adeta. Dedik ya hani şıklık nedir? Kalite. İnsanın kendini iyi hissettiği yerde olması da. Yani Lexus da bu felsefeyi benimsemiş. Butik otellere bağladın çünkü ben de şunu söyleyecektim. Butik otellerden dikkatimi çeken kısma gelecektim. Sürçülisan ettiysem affola. Bu pandemiyle birlikte değişen alışkanlıklarımızdan bahsetmiştik ki insanlar artık galiba hani burada mesela satışların da fazlalaşması, özellikle böyle lüks arabaların,
satışlarının daha da fazlalaşması ve tercih edilmesinin sebebi pandemiden sonra insanlar artık daha bireysel hizmete, butik hizmetlere de önem vermeye başladı. Herhalde butik otellerin de ilgi görme sebeplerinden bir tanesi de bu. Ben bunu biraz birbirine bağlıyorum. Yani bu misafirperverlik, bu özel hissetme arzusu insanların bu değişen alışkanlıklarıyla paralel ilerliyor gibi düşünüyorum. Ne dersin? Kesinlikle bu çerçevede Omotenashi felsefesini butik otellerde de görüyorsun. Birebir hizmet alıyorsun. Çoğu otelin zaten sahibi işin başında. Yani sen oradaki herhangi bir müşteri değilsin. Cansu Hanım'sın. Sana evet. Cansu Hanım olarak. Butik bir hizmet evet. var. Bireysel bir hizmet var. Kesinlikle. Fazla etrafta insan yok. Dolayısıyla sosyal mesafe had safhada muhafaza ediliyor. Bir de ben kişisel dokunuşların artık çok daha önemli olduğuna inanıyorum. Bu yüzden de butik oteller bu dönemde daha da ön plana çıktı. Bir de mesela büyük bir otele gittiğinde aynı anda plajda yüzlerce insanla birlikte oluyorsun. Bu da rahatsız edici bir şey. Artık. Halbuki butik otelde havuz başında ya da sahilde çok az sayıda insan oluyor. Mümkün olduğu kadar izole bir vaziyettesin. Dolayısıyla keyifli bir arabayla seyahat ediyorsun. Güzel bir otele gidiyorsun. Pandemi sonrası en güzel tatil şekli bence buydu. Aynen öyle. Bir de mesela butik otellerde benim en çok hoşuma giden her sabah seni aynı yüzler karşılıyor neredeyse. Günaydınlaşıyorsun, merhabalaşıyorsun, sohbet ediyorsun. O kalabalıklarda ya da sıradanlaşmış ortamlarda ya da sıradanlaşmış araçlarda öyle bir şey yok. Senin bir özelliğin yok. Şimdi bu Japon misafirperverliğinden bahsettik. İşte bireysellik dedik, butik hizmet veriyor kişilere dedik ama aynı zamanda showroom'da bunları görüyoruz. Bunun yanında arabada yani bir Lexus aracı da sana bütün o evinde hissettiren hizmetleri sergiliyor. Nasıl? Ben şok oldum. Araba beni daha uzaktan karşılamaya başladı ışıklarıyla. Bana göre işte alçaldı, yükseldi boyutu. İşte kemer bana göre yükseldi ve sonra kendini gizledi. Oturduğumda koltuk beni sardı. İnerken tekrar koltuk açırdı. Ben dedim ki harika yani gerçekten onun üzerine dedim ki ben evimde galiba bu kadar konforlu değilim. Lexus bunu başarmış gerçekten diye. Bence Lexus'un karavan yapması lazım. Ay çünkü harika korkarım bir ki sen ev yerine artık Lexus'la yaşamaya başlayacaksın. Valla olabilir ciddi düşünüyorum Lexus'la. Şimdi bu butik oteller kitabından bahsettin. Çok da güzel bilgiler verdim. Ben arada kaynamasını istemediğim bir şey var. Dedin tabii. ki 17. baskıya girdi. Belki söylemedin ama biz seninle sohbet ederken ben onu duymuştum. Bu çok gurur verici bir şey. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. 10.000 adetle girdi yeni baskıya. Dedin ki bu bazen en çok satan romanlarda bile bir olmayan baskı bir şey. Adedi değil. Yani bir Gezi kitabının aslında bu kadar satması büyük başarı. Sen bu başarıyı neye bağlıyorsun? Sen neyi farklı yapıyorsun da senin Gezi kitapların, Gezi ile ilgili anlattıkların hep daha önde, daha lüks, daha şık. Ne kadar güzel tanımladın ya. Bu benim aslında 22. kitabım. Ben 34 yıldır çok çalıştım. Ve çıtayı hep yukarıya çekmeye uğraştım. Aynı Lexus'un her yeni modelinde çıtayı daha yukarı çekmesi gibi. Ve 34 yılın birikiminin patlamasıydı bu kitap. Ve ben neyi gördüm biliyor musun? Aslında o 34 yıl içinde bir turizmci olarak otelcilerin ve turizmcilerin gözünde çok iyi bir imaja sahip olmuşum. Hı hı. O yüzden otellerde desteklediler. Dediler ki biz bu kitabı alıp odalarımıza koymak ve tekrar. Aynı zamanda misafirlerimize hediye etmek istiyoruz. Ve kitabın bu başarısı üzerine şunu da yaptım Cansu. Dedim ki kitabı alamayanlar olabilir. Hı hı. Sosyal medya günümüzdeki en önemli şey. Evet. Hem Saffet Emre Tonguç Instagram hesabımdan hem de Butik Oteller Türkiye hesabımdan bu otelleri paylaşıyorum ki Butik Oteller Türkiye hesabı 2 ay önce açtığımız bir hesaptı. Şu anda 86 bin takipçisi var tamamen Abi. Organik olarak. İşte alışkanlıklar çok nasıl değişti? Çok değişti çünkü insanlar butik otellere gitmek istiyorlar. Evet. Butik hizmet almak istiyorlar. Kişiselleştirilmiş hizmet bugün günümüzde bütün sektörlerde, otomotiv sektöründe de böyle. Bence en önemli şey bu farkı gördükleri için de bu aynı zamanda bizim sosyal medyamıza da yansıdı. Evet gerçekten harika. Bir de yani şöyle bir özellik de var şimdi. Renkli fotoğraflar kullanıyorsun kitapta. Dolayısıyla bu işte kuşa kağıtları ekstra maliyet kitabın maliyetine de yansıyor. Ona rağmen bu kadar sayıda satılması ciddi bir başarı. Tebrik ediyorum. Gurur duydum. Yani hani bir çünkü bir tarihçisin.
entelektüel birisin. Dolayısıyla ben entelektüelliğin, şıklığın, kalitenin rağbet görmesinden gerçekten hem çok mutlu oluyorum hem çok da gurur duyuyorum. Burada da bunu söylemek istedim. Pandemi dönemini biraz daha açalım istiyorum Safvet. Sen üreterek geçirdim diyorsun ama çok fazla insanlar işte butik otellerle, lüks markalarla iç içesin. Dolayısıyla insanları çok fazla gözlemleme fırsatı buldun. Sence insanlar nasıl geçirdi? Yani pandemi dönemi nasıl geçti? Bu değişiklikler, bu dönüşüm sence kalıcı olacak mı? Yoksa bir kısmını geri mi vereceğiz? Şimdi bir farkındalık yarattı tabii ki insanlarda. Aslında sarılmanın bile ne kadar önemli olduğunu gördük Cansu. Sonra seni gördüm şurada sarılamadım. Değil mi? İçim gitti. Aynen evet. Öyle. Sadece bir yumruklaşma evet. olayımız söz konusu oldu. Hatta bazen bir insanlar ellerini... Bir de yani şu yayını yapabilmek tabii, için tabii, test tabii. olduk geldik yani. Bu arada ben Lexus'a çok teşekkür evet, etmek de. İstiyorum. Burada çünkü bu çekimi yapmadan önce herkesin PCR testi yapıldı. Evet. Ve herkesin testi negatif çıktıktan sonra bu yayın gerçekleştirildi. Ben o yüzden gönül rahatlığıyla geldim. Zaten Lexus çok sevdiğim bir marka ve 3 yıl boyunca büyük bir keyifle ben Lexus'un marka elçiliğini de yaptım. O yüzden de bu tedbirlerin alındığını bildiğim için, onların detaylara ne kadar önem verdiklerini bildiğim için büyük bir keyifle senin karşına oturdum. Fakat ben insanoğlunun hafızasının maalesef gündemin çok yoğun olması dolayısıyla zayıf olduğuna inanıyorum. Yani bütün bu acıları yaşıyoruz ama o farkındalığımızın bir kısmını kaybedeceğiz. Bu neye benziyor biliyor musun Cansu? Mesela bir cenazeye gidiyorsun, hayatın ne kadar boş olduğunu insanlarla konuşuyorsun, bunun geri dönülmeyen bir yolculuk olduğunu fark ediyorsun, aslında anda kalmak ne kadar önemli diyorsun, hiçbir şeyi dert etmemem lazım diyorsun, stresi hayatımdan çıkartmam lazım çünkü çoğu hastalığın sebebi ya da altında yatan neden stres diyorsun. 3 gün geçiyor, her şey unutuluyor. Ölen öldüğüyle kalıyor. Sen eski stresli hayatına geri dönüyorsun. Tabii. Aynı koşturmacanın dünya içinde. Dünya telaşı. Evet, buluyorsun kendini. Bu çerçevede keşke derslerimizi alıp yaşam yolculuklarımıza öyle devam edebilsek. Benim yıllardır hep söylediğim bir şey var. Değiştiremeyeceğim hiçbir şey için kendimi üzemem. Evet. Bu pandemi için de geçerli. Çünkü sonuçta ben üzülüyorum diye bir şey değişmiyor. O yüzden ne yapacağız? Mevcut şartlara uyum sağlayacağız. Önlemlerimizi alacağız. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Hijyene dikkat edeceğiz. Ve maskemizi de takarak bu şartlara uyum sağlayacağız diye düşünüyorum. Gerçekten öyle. Yani çok önemli şeyler söyledin. İçselleştirmek zaman alıyor ama çok da uzun süre maruz kaldık buna. Ben aslında şöyle söyleyeyim. O değişimin, dönüşümün tam şu an idrak edilmediğini de düşünüyorum biliyor musun? Bu hani bu eğer bir hasar ya da kalıcı değişiklikler, dönüşümler bıraktıysa biz onu bence şu an bu akut haldeyken, bunu hala yaşıyorken hissedemiyoruz. Doğru. Bu bitecek. Ondan sonra kalıntılar ve aslında hani ne derler ona, hasar tespiti o zaman yapılacak diye çok düşünüyorum. Doğru. Umut ederim bize kazandırdığı güzellikler kalır. Ve kötü hiçbir şey getirmez. Bundan sonrası hep daha güzel olur. Çünkü çok yıprattı bizi 2020. Yeni yıla da girdik. Yeni yılla birlikte de iyi temellerimi de buradan yollayayım. 2021'den çok şey bekliyorum ben. Kesinlikle. Benim de beklentilerim çok fazla bu çerçevede. Şimdi ben senin gezilerle ilgili anılarını da sormak istiyorum ama artık onu en sona bırakacağım sevgili Safvet. Dedin ki bu tabii gezi alışkanlıkları da değişti. Önceden Ayasofya'ya gidiyordun, yurt dışı turların vardı. En son çıktığın yurt dışını söyledin. Ha ben dedin bu durumu tabii üretmek zorundayım. Yerimde duramayan biri olarak şartlara hemen adapte oldum. Başka şeylere kanalize oldum. Butik otellere gittik vesaire. O tarihi yerlerdeki geziler tamamen bitti mi pandemi döneminde? Yoksa o açılmalar olduğu zaman yaptınız mı? Şimdi tekrar kapandı oldu. Mı mesela? Şunu yaptım ben. Pandemiyle beraber hem kitapları yazdım, hem çok sayıda canlı yayın yaptım ki sen de canlı yayınlarda muhteşemdin. Senin canlı yayınlarını da Instagram'da keyifle... Ben de duramadım evde vallahi. Sen de çünkü çok enerjik bir insansın. Vaktini pozitif anlamda değerlendirmeye çalışan bir insansın. Aynı zamanda online seminerlere başladım. Çünkü turları yapamayınca bu turları ve aynı zamanda
sanat kurslarını online olarak vermeye başladım. Bu seminerler çok başarılı oldu. Hatta Türkiye rekorları kırdım. Çünkü kurumsal seminerler verdim. Yani insanları motive etmek için kurumlar onlara seminerler organize etti benim konuştuğum. Mesela bir tanesi de 1907 kişiye konuştum. Fakat tabii şimdi çok farklı bu. Şimdi sen biliyorsun benim turlarıma da geldin Cansu. Mesela benim bir Boğaz turuma 250 kişi geliyordu. Eğer pandemi olmasaydı şu anda ben Noel pazarları turunda olacaktım. Bir gemi kiralamıştım. 150 kişiyle o gemide Ren Nehri üzerinde çok ilginç pazarlara gidecektik. Değişik şehirleri gezecektik. Ama her şey... Tabii bunun olamayışına nasıl adapte oldun? Ya çok zor oldu. Geçen seneki turda 180 kişi vardı. Mesela Viyana'ya gittiğimizde Atıl Kutoğlu mankenlerini alıp gelmişti. Ona özel bir defile organize etmiştik gemide. Ay biliyorum gemide. Haberler oldu her yerinden. Tabii. Bir akşam mesela Suat Ateşdağlı İstanbul'dan özel uçtu. Bizim gemimize geldi. Çok lüks bir gemi kiralamıştık nehirde. Bize bir performans yaptı. İnsanlar delice eğlendiler. Danslar edildi. Ama bakıyorsun bugün artık 4 kişi bile yan yana gelemiyor. Bırak 180 kişilik bir gemide insanların dans etmesini. O yüzden de bunu sanala taşımak ilginç oldu. Çünkü 1900 kişi var ama hiçbirini görmüyorum. Bazılarının zaten ekranları kapalı. Aynı anda zaten kaydırıp 1900 kişiye bakamazsın. Bir yandan konuşmaya konsantre olmuşsun. Yaz döneminde birkaç tane tur yaptım. Bu pandemi etkisini yitirince yazın çünkü göreceli olarak daha rahat günler geçirdik. Ve Kaz Dağları turu yaptım. Ondan sonra Troya turu yaptım. Kapadokya yaptım. Cunda yaptım. Amacım insanlara kültürel turları Türkiye'de de yapabileceğimizi göstermekti. Çok güzel de katılım oldu. Sosyal mesafeye dikkat ettik diyorum ya 250 kişiyle Boğaz turu yaparken bu sefer maksimum 20 kişiyle 50 kişilik bir otobüste oturarak maskelerimizle turu gerçekleştirdik. Ama şu anda maalesef hepsi çok zor. Evet. Dolayısıyla tamamen sanal turlara dönmüş vaziyetteyiz. Allah'tan benim PiriGuide diye bir uygulamam var. Benim sesimle adım adım bütün İstanbul'u dolaşabiliyorsun. Aha, ve harika. İstersen canlı olarak yani elinde cep telefonun Karaköy'de, Cihangir'de, Fener'de, Balat'ta, Ayasofya'da dolaşabilirsin. Eğer ona vaktin yoksa evde açıp dinleyip de dolaşabiliyorsun. Çünkü bir yandan fotoğrafları görüyorsun. Ben anlatıyorum sana. İngilizce de dinlemek bunu mümkün. Aynı zamanda yurt dışına gidemeyenler Cansu, gene PiriGuide'la bütün büyük şehirleri 4 günlük program veriyorum ben. Londra'sı, Paris'i, Amsterdam'ı, Barcelona'sı bütün bu şehirleri PiriGuide'la dolaşabiliyorlar. Bunu da yapamıyorlarsa Ayrıcalıklı Rotalar programımı ki 34 bölüm çektik. Dünyanın her köşesini çektim Cansu. Şu anda YouTube'da hepsi var. Böyle yurt dışına gitme özlemi yaşıyorlarsa en azından açsınlar televizyonlarında onları seyretsinler. Gerçekten harika. Şimdi senin çayın bitmiş biraz. Ben, ne kadar güzel kendimi Japonya'da gibi felsefemizi göstereyim sana. Japon misafirperverliğiyle çayını tazeledim. Son soru. Çok merak ediyorum ama eminim saatlerce ve günlerce konuşabiliriz bu anıları ama biraz önce daha anlattı. Atıl Kutoğlu geldi, o geldi, teknedeydik, o uçtu da geldi. Çok fazla anın var biliyorum. Evet. Ve sen Hollywood ünlülerini de gezdirdin İstanbul'dan bahsetmişken. Aynen. Unutamadığın anılar hangileriydi? Safet birkaç tanesini paylaştın. O kadar çok ki aslında bu programın en ilginç kısmı ünlülerle olan anılar. Ben 100'den fazla çok ünlü isim gezdirdim. Bunların arasında mesela Hollywood ünlülerinden kimler var? Oscar'lı çok sayıda insan var. En son Ocak ayında tam pandemi öncesinde Michael Douglas'la Catherine Zeta-Jones gelmişti. Ondan sonra Robert Redford. Onlar ama senin fanın galiba değil mi? İlk kez gelmedi. Birkaç kere geldiler galiba. Aslında daha önce gelmişlerdi. Fakat İstanbul'da böyle uzun süreli ilk defa kaldılar. Ve çok güzel de zaman geçirdik. Hemen o zaman kısa bir anekdot anlatayım. Şimdi sana PiriGuide'den bahsettim ya benim sesimle adım adım İstanbul'u dolaşabiliyorsun diye. Şimdi bunları benim aynı zamanda paparazilerden korumam gerekiyordu Cansu. Tabii. Dolayısıyla öyle zor bir olay da var. Nereye götürsem dedim ki en iyisi Fener Balat'a götüreyim. Kimse tanımaz bunları. Fener Balat sokaklarında dolaşıyoruz. Dedim ki çıkar
takın gözlüklerinizi, rahat edin falan filan. O sırada bir çocuk geldi, kulaklığı var. Aa Saffet Bey dedi bana. Ben dedi şu anda dedi Fener Balat turu yapıyorum Piri Guide'la dedi. Ben kendimi o fıkradaki adam gibi hissettim. Hani der ya işte şu bizim Niko da yanındaki takkeli kişiyi tanımıyoruz hani Papa için. Halbuki yanında Catherine Zeta-Jones var, Michael Douglas var. Ama ben o an sana çok odaklanmış o. Yerel ünlü olmanın tadını çıkarttım bir anda ama çok şeker insanlardı. Onlar da şaşırmıştı. Onlar da şaşırdı hani bu çocuk ne konuşuyor ama ona hiç bakmıyor çocuk direkt bana kenetlendi. Ben onun yerinde olsam hemen bir selfie yapardım hazır Catherine Zeta-Jones'u bulmuşken. Onun dışında mesela gene Oscar'lardan Matthew McConaughey, Kevin Spacey, Billy Crystal gezdirdiklerimin arasında Matthew McConaughey ile çok güzel zaman geçirdik. 24 saatliğine gelmişti çünkü İstanbul'a. Bir Yunan adasına tatile gidiyormuş. Sırf İstanbul'u görmek için 24 saatliğine şehrimize gelmiş. Gene Martha Stewart'la Oprah Winfrey, onlar da biliyorsun hı hı. çok önemli isimlerden. Dünyanın en güçlü insanı seçilen Mehmet Öz'ü gezdirdim de Mehmet Öz'le çekimler de yaptık. Onun çünkü televizyon evet. programı bu. Dr. Öz Show. Yüzden fazla ülkede gösteriliyor. Hem İstanbul'u çektik hem Efes'i çektik. Bütün ünlü modacıları gezdirdim. Yani Calvin Klein, Michael Kors, Diane von Furstenberg, Alberta Ferretti, Eli Tahari mesela hepsi var. Mesela hiç seni şaşırtan biri oldu mu aralarında? Ya oldu. Bazen komik olaylar oluyor. Şimdi ben tabii ki çoğunu tanıyorsun bu insanların. Ama bazen mesela şimdi Eli Tahari çok ünlü bir modacı. Yüzü nasıl biliyor musun? Ya da Calvin Klein. Yo bilmiyorsun. Evet, evet. Yani Tom Ford'u onlar falan bilirsin evet. de o da gündemde olduğu için. Şimdi ben genelde tanımadığım isimler olursa Google'dan, Hazreti Google'dan araştırıyorum. Bu arada Google'ın CEO'sunu da gezdirmiştim. Eric Schmidt, o da efsanevi bir adamdı. Her neyse, fakat o gün koşturmaca içerisindeyim, vaktim yok. Bakamadım da neye benzediğini. Her neyse gittik. Ben onları Levent'ten aldım. Sultanahmet'e gideceğiz. Tarihi Yarımada'yı dolaşacağız falan filan. Şirketten de bir yetkili var. Bana dediler ki yanında müdürleri var, müdürleri de gelecek. Şimdi Eli Tahari böyle son derece burnu havada. Gayet zarif bir adam. Son derece şık giyinmiş, sarışın, renkli göz. Ondan sonra ben sürekli onunla ilgileniyorum ama adam son derece ukala. Orada da böyle bakkal Mustafa amca kılıklı bir adamcağız var. O da bana sürekli bir şeyler sorup duruyor. Böyle esmer falan bir adam. Ben ona cevap verip tekrar Eli Tahari'ye dönüyorum. Anlatıyorum Eli Tahari'ye. Bakın işte diyorum burası dünyada iki kıta üzerine kurulmuş. İç imparatorluğa başkentlik etmiş. İçinden deniz geçen tek şehir falan filan. O adamcağız gene bir şey soruyor. Ona gene kestirmeden cevap veriyorum. Her neyse. Ay, adamları karıştırdım demesin. Sultanahmet Camii'nin önüne geldik. Ben Eli Tahari'ye anlatıyorum. İşte burası 400 yıllık bir cami ama karşısındaki Ayasofya 1500 yıldır İstanbul semalarını süslüyor. Bana göre dünyanın 8. harikası falan filan. Adam tekrar bir şey sorunca şirkettekine dön. Ya dedim bu ne müdürü? Hiç dedim ben Eli Tahari ile ilgilenemiyorum. Hep o sorup duruyor dedi. Eli Tahari o dedi. Öbürü koruması. Birden döndüm. Peki dedim ben kimle konuşuyorum? O onun PR müdürü dedi. Meğerse sonra hikayeyi çözdüm. Şimdi ben Eli, Musevi adı. Dolayısıyla ben adamı Musevi bir Amerikalı, New Yorklu zannediyordum. Öyle bir tipolojiyi canlandırdın kafanda. Aynen öyle, ön yargılar. Öbürkü de çok uyuyor buna. Sonra öğrendim hikayesini. Adamcağız evet Musevi fakat İran'da doğmuş. Hmm. İran Musevisi. Oradan İsrail'e gitmiş, ardından Amerika'ya gitmiş. O yüzden de bizim coğrafyadan insanlara daha çok benziyor. New Yorklu bir modacıdan ziyade. Tabii ben bir de zaten galiba öyle modacı gibi de çok tek değil. Hani kıyafet olarak giyinmemiş daha o gün. Uygun falan. Ben zaten öbür adamın ukalalığından sıkılmışım. Hemen 180 derece bir dönüşle Eli Tahari'ye ilgi, sevgi, şefkat göstermeye başladım. Çok günün geç kalan olmamıştır kısmı, inşallah. Evet, daha iyi oldu. Bu gerçekten bayağı başarılıymış. Saffet, artık sohbetimizin sonuna geldik. O matenaşi felsefesini sana doğru bir şekilde yansıtabildik mi? Memnun kaldın mı? Bir de tabii son sözlerini, yeni yılla ilgili dileklerini de duymak istiyorum. Ya öncelikle Lexus'a her geldiğimde çok memnun kalıyorum. Ama bunun üzerine seninle de sohbet olunca daha da keyif aldım. 2020 zor bir yıldı. 2021'den dolayısıyla beklentilerimiz çok yüksek. O evet. beklentilerle geldi 2021. Fakat ben her şeye rağmen hayatı akışa bırakmamız lazım diye düşünüyorum. Bu çerçevede beklentilerimizi minimuma indirelim. Hayat bize güzellikleriyle zaten gelecektir diye düşünüyorum. Akışa güven, kendini akışa bırak. Akış sana her
şeyin en güzelini getirir dedin. Hadi bakalım. Kesinlikle. İnşallah. Ben de bu felsefeyi benimsedim. İnşallah öyle olur. Çok teşekkürler Saffet. Ben değerli çok teşekkür ediyorum. Hem Lexus'a hem sana teşekkür ediyorum. Çünkü ben çok, çok keyifli bir sohbete konuk oldum. Çok sağ ol. Lexus'a şık sohbetlerde tarihçi, seyahat yazarı ve profesyonel rehber sevgili Saffet Emre Tonguç'la birlikte Dolmabahçe'deki Lexus Showroom'unda harika bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere.